Evet arkadaşlar, Viyana'da bir alışveriş merkezindeyiz ve alışveriş merkezinde 2025 senesinde ilk faaliyetlerine başlayacak olan, şu anda test aşamasında olan insanlı drone sergilenmekte. Daha önce Viyana'da yine bir stadyum içinde, Rapid Wien stadyum olması lazım, Ulaştırma Bakanı tarafından, bizimkini kullandığını düşünemiyorum, eskisinden kastediyorum. Ulaştırma Bakanı tarafından denenmiş olan ve birkaç arada daha test uçuşu gerçekleştirmiş olan insanlı drone'u şu anda havadan sizlere çekiyorum. Dediğim gibi test uçuşları devam etmekte. İzni 2025 senesinde çıkarılacak Avusturya için. Maalesef şu andaki kurallar gereği Viyana'da uçma hakkına sahip değil. 2000 metre üstünden başlaması gerekiyor. Bu cihaz için ise 500 ile 1000 metre arasında irtifada uçabiliyor. Bir noktada tamamen otonom uçacak olması. Yani bunu kullanmak için bir ehliyete sahip olmanız gerekmeyecek. Gittiğiniz adresi gireceksiniz ve ardından kendisi bütün her şeyi hesaplayıp kalkışı gerçekleştirip o noktaya gidecek. Otonom taksi olarak düşünülebilir ama ilk kullanılacağı alan, bu cihazın ilk kullanılacağı alan hastaneler için ambulans görevi görecek. İlk etapta düşünülen şey hasta taşımak için olacak. Trafik kazaları olsun veya acil vakalarda hastaneler arası transfer olsun. Bu gibi durumlarda bu gördüğünüz drone kullanılacak. Şu andaki haliyle hasta buraya nasıl taşınır bilmiyorum. SG falan konulacak bir şekil olacak mı onu da bilmiyorum. Ama en azından kaza mahalline doktor taşınabilir diye düşünüyorum. Veya hastaneler arası organ transferi veya kan transferi veya benzeri şeyler yapılabilir. Birazdan da aşağı inip sizler için içine bir inip bakacağım. Birkaç tane de hatıra fotoğrafı çekmeyi düşünüyorum. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, doğru mu diyorum? 8 yani octocopter, fakat 8 çift pervaneden 16 pervanesi var diye düşünüyorum. Yaklaşık da 1,5 metre uzunluklarında. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, evet. Gayet stabil gözüküyor. Uçan videosunu da koyarım. Gelecekte bunlarla herhalde yolculuk yapacağız. Bunu nasıl park ederiz? Kolları sonra katlanır mı? Ne olur herkesin evin çatısında drone'u koymak için bir şey mi olur ya da kiralık bir sistem mi olur? Çağrısız gelir alır götürür bilmiyorum. Ama çok iyi bir yolda ilerledi. Aşikar. Evet, aşağı inip bu modeli sizler için dediğim gibi inceleyip biraz da YouTube, internetten daha önceden gördüğüm videoları da ekleyerek ortaya güzel bir insanlı drone tanıtımı çıkartabiliriz. Hızı 0-130 km. Bunlar önemli bilgiler. Buraya dikkat. Burası önemli. Uçuş süresi 30 dakika. Kendi ağırlığı 360 kilo. Maksimum kalkış ağırlığı 620 kilo. Ve maksimum irtifası 1000 metre. Evet, uygun uçuş mesafesi aralığı 500 ile 1000 metre diye söylemiştim zaten. Şuradan yakından motorlarını da çekeceğim sizin için. Das heißt wiederum, dieses Gerät fliegt auf einer Höhe von 500 bis 1000 Meter mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h, was in dem Fall jetzt irrelevant ist, weil sie in Wien ja gar nicht abheben dürfen. Evet arkadaşlar, ilk kez Asya modeliymiş. İçine gir. Ay şey, korktu. Asya modeliymiş. İçine giriyoruz. Pek bir şey yok. Otonom, hiçbir otonom aslında. Weil da ist ja fast nichts zu sehen. Voll autonom, das heißt, sie brauchen keine Lenkerlizenz, das heißt kein Pilotenschein, weil sie es ja tatsächlich. Das sind unten die Schalter nämlich, wenn ich das genau, so aussehe. Genau, nicht berühren. Ja, ja, schon. Ja. Im Endeffekt, den Schalter, ich weiß aber eigentlich nicht, wofür den. Okay. Das schaut jetzt zu. Ja, eine Sekunde. Ja. Könnt ihr den anwählen lassen? Schon der Kapatür kaputt, ne? Evet, gayet rahat uçağdan. İçinden artık çıkabiliriz. Gayet güzel. Yüksekliği de iyi. Propellerler, wie groß sind die? Die Propeller.
Wie groß sind die? Also, das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, es sind 16 Motoren und 16 Rotoren verbaut. Alle arbeiten unabhängig voneinander. Okay. Das heißt, wir schaffen es irgendwie 8 Stück noch sanft zu landen. Das ist die Richtlinie. Wie lang das ist, weiß ich leider nicht. Circa 100 Meter? Ja, ungefähr. Okay. Ja. Danke dir, gell? Nächste Nacht.